Herkese merhaba ve Madarsa evlere hoş geldiniz. Şimdi geçen bölüm sonunda oyunu açık bırakabildim. Kaç bölümdür açık bırakacağım, açık bırakacağım diyordum. Çok çok abartı miktar açık bırakmadım yani bütün gece açık durmadı. Ama yeterince durdu ki artık madenimiz var. İyi kötü. Şimdi e, bunları ısıtmaya koyup bekliyorken başka bir şeylerle daha uğraşacağım. Sonunda bu bölüm şey yapabileceğiz. E, aşağıdaki miner geliştirebileceğiz ki o da ileride artık benim bir Oyunu 6-8 saat açık bırakmam gerekmeden ilerlememi sağlayacaktır o da benim. Şimdi tabii ki bunun daha kolay bir çözümü de var. Sadece gidip maden de kazabiliriz ama o bizim için şu anda çok çağ dışı bir çözüm bence. Değil mi? Mağara adamı değiliz artık. Öyle bir iş yapmamış, yapmıyor lazım. O yüzden e, her şeyden önce şu anda önceliğim bu miner'ı ben hiçbir şey yapmadan bana yeterince devamlı maden sağlayacak hale getirmek olacak işim. Tier 3'e çıkartacağız. E, tier 3 için belli birkaç şeye ihtiyacımız var. Şimdi ben bölüm arasında bunun aşağısındaki laserı white laser lens ile değiştirdim kristalden. Bunun nedeni white laser lens çok daha fazla demir madeni çıkarıyor. Kristali kullanmamızın nedeni bu e, gelişmişi yapmak için gerekli kyronite'lardan yeterince çıkması içindi. Çünkü kyronite çıkma olasılığını artırıyordu. Onlardan yeterince olunca direkt e, white laser lens'e geçtim. Bu da demek oluyor ki artık miner'ı tier 3'e çıkarabiliriz. Onun dışında ben wikisini açıp baktım. Wikisinde diyor ki hatta hala bakıyorum. Structure frame tier 3'ten 56 tane gerekecek. Yani tier 2'den de 56 tane gerekecek ve tier 1'den de 56 tane gerekecek demek oluyor. Bu şu hepsini yeniden ettiğimde gözüksün şu kenarda. Ondan sonra structure panel 16 tane. Onda 16 tane vardır ama bizde. 32 tane pardon 52 tane bir structure panel pardon. Yanlış yere bakıyorum. Structure Panelden bir sürü ve onun dışında da dört tane daha modifier ekleyeceğiz. Null modifier. <laughs> null eklemek zorunda değiliz ama işi ucuza kaçırıyoruz. Null olacak. Bütün malzemeler bunlar. Yapması çok çok büyük sorun olmayacak ve tabii ki. Store ee, miner ile başlayalım. Block of diamond, herhangi bir lens ve 6 tane chironite blok. Şimdi bunlardan 6 tane yapınca bize son 132 tane Chironite kalıyor ve 50 52 tane structure panel yapacağız. Structure panellerin tanesi için 2 tane gerekiyor. Sonuç olarak yeterince olmuş oluyor. Normalde 104 tane lazımdı. Ekstra da oldu bende. Oyun açık bırakıp gittiğimde birikmiş. Çok büyük sorun değil. Şimdi miner ile başlamayalım. Çünkü miner üretmek için kontrollerin kendisini de almamız lazım. Bunları atalım malzemesi bulunsun. Aynı zamanda ekstra lensimizi de yapalım. Değil mi? Clear glass da yapmayayım hatta. Normal glassımız vardır bizim. Ha yokmuş. Sandımız var mı? Var. Şuradan hemen birazcık daha glass biriksin. Şimdi. E, işi nasıl bizi uğraştırıcı tarafı şu. Biz önceden 32 tane structure frame kullanmıştık. Şimdi 56'ya çıkarmamız gerekiyor onları. Bu da demek oluyor ki aradaki fark kadar structure frame 1, 2 ve 3 yapmam gerekecek benim. Yani Structure Frame 1'den başlayalım. Şimdi 56'dan 32 çıkarırsak direkt 24 tane daha yapmam gerekecek benim bunların hepsinden. Yani 24 tane daha Structure Frame 1, 24 tane daha Structure Frame 2 ve 24 tane daha ve toplam 56 tane, 52 tane de Structure Frame yapmamız gerekiyor. Yok 56 tane yapacağız bunlardan evet evet 56. Niye dur bana yanlış yerlere bakıyorum ben? Hep X'in de ismi Structure ile başladığı için galiba kafam karışıyor. 56 son sayı eminim. Yani 112 tane gerekiyormuş Chironite'lerden da. Bunlarla başlayalım. Interconnect de yapmamız gerekiyor. Yani evet. Ben işe koyayım. Üretimde bir şeyler yanlış giderse videoyu geri açarım. Çok fazla kaktüs ikinci şuradaki farmları durdurmuştum zaten. Ve e, buradaki water source'a ihtiyacım var. Direkt buna çökeceğim. Bir süre düşündüm bunu nereye koydum diye arıyorum bir süredir. E, şimdi eskiden biz concrete'i direkt sulu bir yere koyup oradan kendimizle kazarak yapıyorduk. Fakat artık daha iyi bir çözümümüz var. Ve o da tabii ki fluid transposer'ımız. Bunu buraya koyarsam ve üstten su almasını sağlarsam suyu direkt buradan alıp bunu bize direkt konkret olarak gelecek. Ve konkret dışında tek ihtiyacım olan şey redstone ve demir. demirler oluyor ve redstone'umuz da var. Ekstra kazmam gerekecek ama. Problem değil. Ne kadar fazla ihtiyacımız olacağını bilmiyorum. Yani hani Evet, birazcık daha ekstra yapayım dedim. Normalde bunu pulverizer'a koyarsak daha kara geçiyorduk. Onu hatırlıyorum. Onu merak etmeyin. Sadece işleri biraz daha hızlı halletmek istedim. Biraz daha az kara geçmiş olsak da, biraz zarara geçmiş olsak da daha doğrusu önemli değil o kadar. Şimdi bu kadarı yeterli olur diye tahmin ediyorum ama tabii ki denemeden bilemeyiz. Güzel. Şuradakileri de alalım ve bunlarla beraber yeterince malzememiz olmuş olmuş olmalı. Geçen bölüm e, flux kompresör hazırlamıştık. Onu kuracağız demiştik biliyorum ama hiçbir şey kurmadan önce şu miner'ı bir an önce geliştirmem lazım ki maden birike dursun. Değil mi? Hemen yapalım şimdi. Interconnect. 24 tane interconnect yapmamız lazım. Yeterince malzeme vardır. Konkret e, yapmadım mı? Şurada mı hala Ha tamam tamam. Sorun yok sorun yok. Bunlarla beraber 24 tane oluyor eğer interconnectler yeterse. Şu kenardakiler. Connectormış ismi. Tamam. Şimdi daha sonra bu arkadaşları direkt olarak Structure Frame Tier 1'e dönüştüreceğiz. 24 tanesini de. Elimle teker teker yapıyorum çünkü ekstra malzemem olabilir belki buralarda ve ekstra malzemem varsa direkt onları da harcamak istemiyorum. Birkaç tane daha ekstra lapis gerekecek. Çok çılgınca bir şey değil. Hemen halledilir. tamamdır. Ve şimdi böylelikle 24 tane Structure Frame Tier 1 oldu. Şimdi bunları Tier 2'ye çevireceğiz. Bunun için sadece Irodium, daha fazla da Lazuli ve Gold gerekecek. Bu da oldukça ucuza olacak yani. Gold'umuz da azalıyor ama yeterince var. Önemli onu. Güzel. Şimdi hepsini Tier 3'e çıkartacak malzeme ihtiyacımız var. Tier 3'e çıkartmakta sadece Nether Quartz, Chironite ve Diamond. Şimdi Diamond'ımız 8 tane var fakat bir sürü Diamond Or'umuz var. O sorun olmayacak yani. Asıl soru Diamond Door'u Pulverizer'dan geçirmek daha mı mantıklı benim kazmamdansa? Nerede Pulverizer? Şurada. Pulverizer hepsinden iki tane çıkarıyormuş. Direkt daha mantıklı olur herhalde. Ben de gerçi Luck 3 basılı ama şu yağmurdan bir kurtulayım. Biz de bu arada 36 tane daha structure panel yapmamız lazım. 36 tane structure panel için 36 tane konnektör. Tamamdır. Ee, hmm. O zaman bundan 8 tane üreteceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Ee, ve Gold Nugget. Bundan da 3 stack olsa yeterli olur. Çok rahat. 36 tane de Structure Panel. Ha Ve 35. Yanlış hesaplamışım bir taneyle. Demir. Ve 36. 36 tane yapmamın nedeni işte 52 tane structure panele ihtiyacımız var. Bizim miner'ı da zaten 16 tane var. Direkt toplam 52 oluyor. Bunun üstüne 16 ekleyince. Şimdi bunlar hazır. Structure frame'lerimiz hazır e, modifier'ımız kaldı. Modifier için de sadece ironing it, normal glass ve interconnect gerekiyor ekstra birkaç tane daha. Ee, yani birkaç tane daha konkret yapmamız gerekebilir. Ama belki vardır. Yokmuş. Belki konkret vardır. Yok. Ne zaman şans bir ee, Bunun malzemeleri olması lazım ama. Bir 32 tane daha yapalım. Ekstra da buluna dursun bu arada. Bunlar da olursun. Diamondlar da bitiyor. Diamondları da buraya atalım. Ve bu da bitince geriye çok çok bir şey kalmıyor. Sadece bir tane daha ekstra laser core yapacağız. Hemen onu da hallederiz. Bayağı ucuz olması lazım bu. Aynen. Güzel bir tane daha ekstra laser core ve... Bu arada çantamdaki gereksiz şeyleri de atayım. Daha sonra geri geleyim. Hop. Onlar benim yemeğim. Tamam. Şunu at... Hmm. Pekala 4 tane modifiyerimiz yaptık. Şimdi geri kalan şeyler için yeterince malzememiz var mı diye bakacağız. Ondan sonra ben miner'ın tamamını kazacağım ve değiştireceğiz. Sizin için 10 dakika halletmiş olacağız bunu. Şimdi Tier 3 için nelere ihtiyacım var? Tier 3. Tamam. Diamond yeterince var. 56 tane eminim. Eee 112 tane structure frame Tier 3 var. 56 tane structure frame Tier 2 var. Sadece 56 tane quartz var mı diye bakacağız, eğer o da varsa işimiz bitiyor. İki tane var. <laughs> e, şu quartz'ları da yani pulverizer'dan geçireceğiz. Bunlar da geçtikten sonra işimiz tamamen bitecek. Şimdi ben de o zaman bu arada şeye de bakalım hemen bir. E, Miner'ın kendisi için gerekli malzeme var mı? Block of diamond ve lens gerekiyor sadece. Lensimiz var ama bu defa kristal lens harcama hatasını yapmayacağım. Normal lens yapacağız. Ve de Block of Diamond'ımız da var. İşte buyurun. Ve tamam. Bitti bu kadar. Başka hiçbir şey kalmadı. Kyronite bloklarımız da vardı. Aynen. O zaman ben e, o quartzlar işlenene kadar ama quartzlar direkt olarak buraya gidiyor. Buraya gitmemesi lazım. İyi ki zamanda gördüm. Normal quartz gerekiyor. Aşağıdaki miner'ı kazadırayım. Şimdi buna ben biraz daha yer açtım ama tabii ki bu şey 11x11 olacağını biliyorum ama yerini tam ne kadar yer kestirmesi zor. Daha yuvarlakımsı oluyor ya bunlar hani. Boyunda ne kadar yuvarlakımsı olabilirseniz ama şu kenarları daha böyle oval oluyor etrafı halkamsı oluyor. O yüzden tam buraya sığacak mı sığmayacak mı yoksa şu kablolarla şu garden şeyleriyle falan bir etkileşime girecek mi? Biraz daha kazmam gerekecek mi Bilmiyorum. E, göz kararı bir yer açtım ben. Yeterli olması lazım. Şimdi minerımızı da alacağız. Bilmeden ta nereye kazdık. Bu kadar menzilinde bir zararı var. Seni alalım ve işe koyalım o zaman üretime. Direkt oraya da bir kapı koysam fena olmaz aslında. Şimdi. Öncelikle bir miner kontrollerle başlayalım. Ya da önce bir diğer malzemeleri tamamlayalım ona göre minor kontrolleri yapayım daha mantıklı olur. Şimdi tier 3. Tier 3 arkadaşlardan tam bize 56 tane gerekiyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Bam. Eee tamam. Quartzlar quartzlar doğru, doğru doğru. Tamam, sorun yok sorun yok. Quartzlar burada. Bir an korktum bir şeyimi unuttum diye. Bam. 56 tane Structure frame tier 3. Şimdi eğer yani malzemelerin yarısını yaparsak yarısını yapamazsak bu defa çalışır bir kuvarim e, de kalmayacak. Malzemeleri gidip kendim kazmam gerekecek. Düşünebiliyor musunuz ne kadar komik bir şey olacağını? O yüzden asla öyle bir hata yapamam. Şimdi 8 tane modifier. Ve 4 tane laser core. Ve 1 tane laser lens. Tamam muhteşem. Her şeyimiz hazır. Kontrollerimizi da yapıyoruz. Bam ve de bam. Ve e, laser mı kullandı yine bu? Lens. kristal Crystal'ı kullanmamış çok iyi. <laughs> Kontrol etmedim yine unutup. E, Crystal'ı kendimiz kullanacağız. Şu anda white ihtiyacım olmayacak. Çünkü yine kristal toplaması gerekecek. Dördüncü seviyeye çıkarılabilmesi için bunun. Ve kurmaya hazırız. Bunu kıracak alet de benim çantada olması lazım. işte burada. Assembler. Şimdi bakalım buraya sığacak mı bu? Daha önemli soru. Sığıyor gibi. Gibi gibi gibi. Ya da sığmıyor. Tamam, şurayı genişletmem lazım ama burayı genişletmek dışında sığdı. Şu arkadaşı daha yana almam gerekebilir. Ee, çok problem değil. Hani buna yeni istediğim gibi oynatabilirim. Buranın tamam benim nasıl olsa. Kimin umrunda ne fark eder. Ama yanlış saymışız ben ikisini de yan yana sar şekilde düşünmüştüm. Böyle sığmaz. Başta yanlış saymışım. Tamam, assembled false diyor hala. Bir yere sığmayan bir şeyler var. Ha şurası. Hala assembled false diyor. Şurası falan mı olmadı? Yo var. Burası mı olmadı? Yo var. Hı? Neresi eksik şu an? Ben göremedim. Ha. Tamam. Ee, seni alalım ve şuraya koyalım. Ve de bam. Assemble true. Çok iyi. Şimdi bir test etmek amacıyla şundaki acceleration kartı alayım. Bakayım maden kazıyor muyuz? Kyronel çıktı bile. Yani kazıyoruz. Muhteşem. Süper. Tamam. Ve minerımız seviye atladı ve mis gibi çalışıyor. Sonunda. Uzunca bir süre sonra. Üçüncü seviye miner oldu. Ve şimdi tek yapmam gereken şey oyunu çok çok uzun süre açık bırakmak. Ve ondan sonra bunu dördüncü seviyeye çıkartacağız. Ve her şeye, her türlü modu kullanmak bizim için çok daha rahat olacak. Şimdi hala çok çok fazla enerji üretmiyorum. Kendimize ekstra bir enerji üretme yolu yaptığımız zaman. Ayrıca bunu da yaptım, buraya enerjisel koydum. Bunu bölüm arasında mı yaptım, size gösterdim mi hatırlamıyorum. Göstermediysem şimdi görüyorsunuz. Ee, item depomuz da azalıyor yerimiz. Şimdi Numenicraft sistemine de enerji ee, buradan sağlayacağımız için şu an şu ikincisini çalıştırmıyorum. Fakat çiçek toplamak için de bir miner kursak hiç fena olmaz. Onu da artık daha sonra. Tamam. Bu bölümü o zaman şimdilik burada bitiriyorum. Ee, yarın daha uzunca bir bölümle geleceğim. Bu bölüm sadece hani miner yapalım bitirelim dedim. O minerla birazcık daha maden toplamak istiyorum. Bir sonraki bölüme geçmeden önce. Ve bir sonraki bölüm. Hem şu flak kompresörü kuracağız. Hem de bunu kurduktan sonra bazı yeni modlara geçeceğiz. Çok büyük ihtimalle. Ee, Geçmeyi düşündüğüm şeyler hani teknolojik şeylerden devam edesim var bir yandan Android e falan ama eğer isterseniz Towncraft'a falan da geçebiliriz. Onlara hiç bakmadık. Ya da belki bilmiyorum. Ee, canım sıkılırsa Craft'ta buraya bir tane ekran yaparım belki. <gülüyor> <gülüyor> Belli değil. Ben de bilmiyorum ama yarın görüşürüz o zaman. Bye bye.